ivme kazanacağını düşünüyor. Kadın ve Demokrasi Derneği İstanbul'da iftar yemeği düzenledi. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı gecede Erdoğan bir konuşma yaptı ve kadınların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri İstanbul'daki geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Kadınların güçlendirilmesi için nitelikli projeler üreten KADEM, geleceğe işbaşı projesiyle devletimizin himayesindeki kızlarımıza yeni ufuklar açtı. 42 evladımız bilişim teknolojileri, tıbbi sekreterlik, muhasebe gibi alanlarda iş sahibi oldular. Bu vesileyle projeye katkı veren tüm kurum ve kuruluşları, sponsorları tebrik ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya da kız çocuklarının eğitimine ve kadın istihdamının önemine dikkat çekti. Son 12 yılda kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını %23'lerden %34'lere çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu oranı da yeterli bulmuyoruz. 2023 hedeflerimiz için yani %41'e ulaşmak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da konuştu. Kadın toplumda ikincileştirildiğinde Allah'ın helal kıldığı hakları harammış gibi elinden alındığında yaşanan mağduriyetlere de razı değiliz. Bu noktada erkeklerin desteğini almak bizim için de son derece önemliydi. Etkinlik sonunda KADEM'in Geleceğe İşbaşı projesi öğrencileri de sertifikalarını aldı.